Hırs, inanç, mücadele. Biz onu hiç pes etmemesi, yılmaması ve inanç dolu karakteriyle tanıdık. Hepimizi sevdi, hepimize kendisini sevdirmeyi de başardı. Karşınızda Türk sporunun yeni gözdesi, Ebrar Karakurt. O, yapabileceklerinin sınırı olmayanları, mücadele edenleri ve pes etmeyenleri temsil ediyor. Gelin, o kendine has saç stilleri ve sempatik tavırlarıyla aileden biri haline gelen Ebrar Karakurt'u yakından tanıyalım. Ebrar, 17 Ocak 2000'de ev hanımı bir anne ve mobilyacı bir babanın çocuğu olarak Balıkesir'de dünyaya geldi. Tam 21 yıl sonra bize bu mutlulukları yaşatacağından haberi olmadan. Çocukluğundan beri topa olan sevdası aslında bugünlerin bir işaretiydi. Sınıflar arası voleybol turnuvalarında dikkatleri üzerine çekti ve beden hocası tarafından fark edilerek Balıkesir Devlet Su İşleri Spor Kulübü'ne yazdırıldı. Ve hikaye tam da burada başladı. Kendisinden yaşça büyük arkadaşlarla top oynamak nasıldır hepimiz az çok biliriz. İşte Ebrar da voleybol takımında kendisinden büyük arkadaşlarıyla mücadele etti. Diğerleri voleybolu bıraktı, oysa hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. Hayallerinin peşinden gittiği o dönemleri şöyle anlatır Ebrar. Antrenman sahasına 25 dakika uzaklıktaki salona giderdik. Bazen servis gelmezdi, bazen kendi imkanlarımızla da ulaşmaya çalışırdık salona. Bazı arkadaşlarım bir süre sonra gelmeyi kesti. Ben iyi bir voleybolcu olacağımı biliyordum ve idmanlara devam ettim. Balıkesir Spor Kulübü'nde devam eden voleybol macerası sırasında 2012 Londra Olimpiyatlarında mücadele eden kadın voleybol takımını televizyondan izleyen Ebrar, babasına bir gün ben de orada olacağım diyerek aslında Tokyo'nun mesajını çoktan vermişti de babası ve kendisi dışında kimsenin haberi yoktu bundan. Bir süre sonra bir deplasman maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor tarafından fark edilir ve 13 yaşında ailesinden ayrılmak zorunda kalır Ebrar. İşte asıl mücadele şimdi başlar. Bursa hikayesi pek de istediği gibi başlamaz. Yeni kulübünün verdiği lojman sözünü tutmaması üzerine akrabalarında kalmaya başlayan Ebrar, bir zaman sonra tek başına eve çıkar. Sosyal hayatı zorluklarla geçse de voleyboldaki gelişimini durmaksızın sürdürür. Vakıfbank'tan gelen teklif heyecan yaratsa da Bursa kulübü 3 yıl daha kontratı olan Ebrar'ı bırakmak istemez. Uzun uğraşlar sonucu genç voleybolcu 2015 yılında Vakıfbank kulübüne ayak basar. Altyapıda smaçör olarak oynayan Ebrar, antrenörü tarafından pasör çaprazı pozisyonuna çekilir. Bu pozisyonda oynadıkça gelişen 2000 doğumlu sporcu hem genç hem de yıldızlar kategorisinde Vakıfbank'la Türkiye şampiyonlukları yaşar. Bu gelişmelerin ardından 2017 yılında Bahçeli Evler'de kiralık olarak forma giyer. Kariyerindeki ilk büyük ve ses getiren olay da bu kulüpte gerçekleşir. Yeşil yurtta oynanan maçta hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında kalan Ebrar, rakip takım ve taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrası protokol tribününün birbirine girmesine sebep olur. Yine 2017'de Giovanni Guidetti tarafından A takıma davet edilen Ebrar, ilk sezonunda Vakıfbank'la hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşar. U23 takımıyla da dünya şampiyonluğunu kazanan genç voleybolcu, 2018'de Vakıfbank'la profesyonel sözleşme imzalar. Tüm alt yaş kategorilerinde milli formayı terleten Ebrar için artık filenin sultanlarıyla birlikte oynama vaktiydi. İlk olarak Milletler Ligi'nde ay yıldızlı formayı terleten Ebrar, Ankara'da düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gönülleri fetheder. Artık o bizim Ebrar'ımız olacaktı. 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldıktan sonra babasına verdiği sözü tutar ve olimpiyat kadrosundaki yerini almış olur.
2019-2020 sezonunda Türk Hava Yolları'nda kiralık olarak forma giyen Ebrar Karakurt, en büyük hayallerinden olan Avrupa'da forma giyme hayalini gerçekleştirir ve İtalya'nın Novara kulübüne transfer olur. Artık biliyoruz ki bir gözümüz İtalya Voleybol Ligi'nde olacak. Size 2000 doğumlu Ebrar'ın hikayesini Skorer TV'de anlattık. Kendine has tavırları, sempatik hareketleri ve en doğal haliyle bizlerin karşısına çıkan 21 yaşındaki Ebrar, bu yola çıkmak isteyenler için aslında bir ilham kaynağı. O ilhamı hiç kaybetmemesi dileğiyle.